Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki dersimizde bir tane ısı modeli yapmıştık burada. Bir duvar için ya da örneğin bir küp için aslında bir sıcaklık gradyanı çıkarmıştık. Bu sıcaklığın aslında dirençlere bağlı olduğunu, kapasitansa bağlı olduğunu göstermiştik. Ve bu ısı modelini elektrik modeline çevirmiştik. Neden? Kirchhoff kuralıyla ve voltaj kanunuyla aslında buradaki değişkenleri çözerek sanki bir elektrik devresi çözermiş gibi ısıl bir sistemi tanımlamıştık. Ve onun sonucunda da şu denklemlere ulaşmıştık. Bakın R değerlerini verdik. Gerçekten L bölü 2 bölü KA. Bu nereden geldi? Isı transferinden geldi. CP değeri ise aslında termodinamiğin aslında bir sonucunda bizim karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu derste MATLAB'te bunun uygulamasını yapacağım. Şimdi MATLAB'e geliyorum. MATLAB'te uygulamasını yapmak istediğimde Simulink'e giriyorum. Simulink'e girdikten sonra bir blank model oluşturuyorum. Eğer MATLAB ile ilgili temel bilginiz yoksa sistem dinamiği dersinde aslında bunlara dair bilgiler verdim. Oradan bir review edebilirsiniz kendiniz. Şimdi bakın. Gidiyorum. MATLAB'de bir kere bu fonksiyonu oluşturmak istiyorsam eğer bir MATLAB function kullanacağım. Siz bunu transfer fonksiyonu olarak başka şeylerle de yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben hep state space yazmayı daha doğru ve daha düzgün buluyorum kendi sistemlerim için. Şimdi bakın. Bizim bir kere neyimiz var burada? Denklemimizin formu ne? Şu form aslında standart bir state space formu. Nasıl? Burada bizim bir teğetatımız var. Bir AT yani türevin ifadesi olan T'ye bağlı olan kısmı ve bir girişimiz var ve yanında da bir disturbance değerimiz var. İşte onları da T disturbance diyeyim. Şimdi bakın ben kısa bir tekrar geçmek için bu state'ler tamamen şu T'nin içindeki durumları söylüyor. Yani eğer ki benim state'im T1 ise, T2 ise, T3 ise ve bunların dot ifadesine ben ulaşmak istiyorsam bu T şundan oluşuyordu değil mi? T1, T2, T3. Eğer ki bir input girişim varsa mesela örneğin bir ısıl sistem için ben input'u ne belirleyebilirim? Aslında dış sıcaklıklar belirleyebilirim ya da bir QH yani jül bölü saniye cinsinden bir ısıtıcının ifadesini koyabilirim ve bununla alakalı denklemleri de B matrisinde ifade edebilirim. Disturbance olarak alacağım her şey arkadaşlar aslında benim ne biliyor musunuz? Benim sistemin içinde bu U'nun ve T'nin içine girmeyen değerler ve zamana göre aslında değişen sistemik ifadeler. Onu da ben ne olarak ifade ediyorum? Örneğin mesela bir dış sıcaklık var. T0. Mesela nedir bu? 20 derece değil mi? Bu mesela bir disturbance değeridir aslında. Bunu disturbance olarak alıyorum. Ya da atıyorum sıcaklığım benim zaman içerisinde yani TD'nin içine koyduğum şeyde şu şekilde bir gürültüye uğruyorsa yani Gauss noise olarak böyle bir gürültüye uğruyorsa onu ne yapabilirim? Eksponansiyel derim. Eksi x eksi işte 2 bölü 3'ün karesi diye modelleyip koyabilirim. Ya da atıyorum benim sistemimde bir initial bir değer varsa yani şöyle diyeyim mesela siz buraya bir ısıtıcı koyuyorsunuz ama ısıtıcının bir ısı kaybettiği ama benim modelleyemediğim bir terim var. İşte onu buraya koyabiliyorum. Şimdi bakın benim sistemimdeki değerler neler? C çarpı dt bölü dt eşittir t1 t eksi t eksi t2. Ben gidiyorum buraya bir kere yazıyorum onu. Göstermek adına. C dt dt eşittir. T1 t bölü r1 eksi t eksi t2 bölü r2. Şöyle yazdım. Şimdi bakın benim bu sistemime giren bir ısı akışı var mı? Burada yok değil mi? Yoksa eğer benim bu C parametremi şu dt'yi yani zamana göre türevik ifadeyi yalnız bırakmak adına bakın bu bunu ifade ediyor. Şöyle tanımlayabiliyorum. T1 eksi T bölü C çarpı R1 eksi T eksi T2 bölü C çarpı R2 olarak tanımlayabiliyorum. Eğer ki ben bu ifadeyi bir kez daha düzenlersem arkadaşlar bakın T benim state'im burada değil mi? Çünkü sadece bir tane sıcaklık değerim var. T dot eşittir. T çarpı bakın eksi 1 bölü C R1 eksi 1 bölü C R2
artı T1 artı T2 ya da T1 artı T2 yazmayayım burada. Şöyle. T1 bölü bakın CR1 artı T2 bölü CR2 yazabiliyorum. Şimdi bu sisteme giriş olarak bir input değerim var mı benim? Yok. Ama neyim var? T1 ve T2 adında iki tane duvar sıcaklığım var benim sistemimde. Şu şekilde. O yüzden bu terimleri arkadaşlar ben istersen U'nun içine yazarım, istersen D'nin içine yazarım. Ama benim burada gördüğüm şey ne? Ben bunu TOD çarpı T olarak ifade etsem ve şu TD'yi T1 ve T2 olarak seçsem aslında hiç de yanılmış olmam. Benim sisteme çünkü giren bir ısıtıcı değeri yok ve ısıtıcı değeri olmadığı için de aslında ben bu modellerin hepsini disturbance olarak modelleyebilirim şu anda. İlerleyen derslerde mesela bu U'nun içine de sokabiliriz biz bunları. Ama U'nun içine QH'ı sokacağımız için yani bir ısıtıcı değeri sokacağımız için disturbance olarak bunları vermek yani bozucu olarak bunları vermek daha doğru arkadaşlar. Şimdi bakın. Geliyorum buraya. Şu matlab function içine. Şöyle diyorum. Eğer ki benim çıkışım TDOT'sa ve ben bu sisteme herhangi bir giriş vermiyorsam ki benim sistemimde aslında ben vereceğim. O da neden? Çünkü T1 ile T2'nin giriş koşullarını vermem lazım. Ama ilk örneğimde size vereceğim, ilk göstereceğim örnekte ben bunu yapmayacağım. TDOT'un içine gidip sadece T'yi yazacağım. Ve çıkış olarak benim buradan ne almam lazım? T dot eşittir A çarpı T artı D çarpı TD değerini koyacağım. Şimdi bu benim çıkışım. Şimdi buraya da x 0 işte simple circuit diye bir isim koyuyorum. Şimdi benim output'um. Şimdi bakın benim burada elimde olmayan şey ne aslında? A, D ve TD değerleri değil mi? A'yı gidiyorum tanımlıyorum. A'yı benim ne olarak tanımlamam lazım? Bakın burada. Benim T'm buysa A'mın katsayısı burada. Yani eksi parantezinde 1 bölü C çarpı R1 artı 1 bölü C çarpı R2. Şimdi geliyorum. Benim ne yapmam lazım bir de? D değerini tanımlamam lazım değil mi? D değeri için de arkadaşlar bakın. D'yi ben eğer ifade edeceksem bu tek satırlık bir ifade olduğu için D'yi 1'e 2'lik bir matris olarak tanımlamam lazım. Neden? Çünkü ben TD değerini T1 ve T2 olarak ifade edeceğim. Yani 2'ye 1'lik bir matris. O zaman 1'e 1'lik bir sonuç çıkabilmesi için bu 2'ye 1 iken burasının da 1'e 2 olması lazım ki 1'e 2 çarpı 2'ye 1, 1'e 1'lik bir matris kalsın. O zaman ben geliyorum buraya. Bakın. 1 bölü C çarpı R1 virgül 1 bölü C çarpı R2 ifadesini yazıyorum. Şimdi benim burada tanımlamadığım ne var arkadaşlar? Şöyle sistem matris diyelim buraya. Şimdi benim tanımlamadığım ne var? Artık ne yapabilirim ben? C mi ve R mi tanımlayayım? C değeri nedir aslında arkadaşlar? M çarpı CP değeri değil mi? Artık sistemin değeri neyse orada. Ki bakın buraya. Şuradaki CP değerine. CP değerinin aslında değeri ne? M çarpı CP değil mi? Yani C'nin değeri M çarpı CP. O zaman geliyorum. M çarpı CP dedim. Ama M de aslında nedir arkadaşlar? M eşittir. Rho. Mesela malzeme olarak alüminyum seçelim. Burada. Çarpı. Onun kütlesi neyse o. Biz burada bir kare almıştık. Bakın dikkat edin. Bu şekilde. Şöyle bir kare aldık. A'ya L'lik bir kare değil mi? Ben onu gidiyorum. Şöyle yazıyorum o zaman. Benim bir arayam var burada. A. Bir de L boyum var değil mi? Bu onun hacmidir. Hacim çarpı yoğunluk kütleye eşittir. Aynı şekilde arkadaşlar. Dikkat edin. R1'i ben ne olarak tanımladım? L bölü 2 çarpı K alüminyum çarpı A. Ve aynı şekilde R2 de bunun aynısı değil mi? Çıkardığım parametrelerde. Bakın buraya. L bölü 2
K çarpı A, L bölü 2 K çarpı A. Şöyle kalsın. Şimdi bakın, benim o zaman problemim artık neye döndü? A, L, CP ve K ali tanımlamaya geldi, değil mi? Bu o zaman neymiş aslında? Benim variables of system diyorum. Bir de buraya benim constant'larımı tanımlamam lazım. Sallıyorum, K'nın alüminyumun K'sı, yani ısıl geçirgenliği işte 150 olsun. CP'si de 100 olsun. Şu an tamamen sallıyorum bakın bunları. Benim vermem gereken başka ne kaldı? Sadece L ile, yani L, bunların hepsinin metre cinsinden veriyorum burada. 0.1 metre olsun. A ise 0.2 metre olsun. Metre kare olsun. O yüzden şöyle yazıyorum metre. Buraya da metre kare yazıyorum. Bunların birimini de aslında yazabilirim, değil mi? Bu nedir? Watt bölü metre kare Kelvin. Bu da jül bölü kilogram Kelvin. Şimdi bakın, benim bir de neyim var burada? Sabit olarak vermem gereken. Rho al var. Alu var. Rho alu'ya da mesela sallıyorum 2000 olsun. O da nedir? Kilogram bölü metre küp. Şunu da değiştiriyorum aşağıda. A'yı verdim, L'yi verdim. Artık benim vermem gereken tek ne kaldı? T1 ile T2. Neden? Çünkü bu değerlerin hepsini ben ikisinde sabit aldım aslında şu anda, değil mi? O değerleri de mesela sallıyorum. 50 derece olsun burada. Burada da 20 derece olsun. T1 ve T2. Artık bütün parametrelerin hepsini tamamladım. Şimdi bakın, buradan çıkıyorum. Şuraya geliyorum. Benim bunu ne yapmam lazım? T datı entegre edip T'ye bağlamam gerekiyor. O zaman bir integratör koyuyorum buraya. İntegratör. İntegratörü koyduktan sonra bu şekilde bağlıyorum. Bağladığımda bakın dikkat edin. Ne yapmış oldum? T datı integralini alarak T'ye çevirdim. Şimdi çıkışta okuyacağım değerin ilk değer katsayısını atıyorum. Bu değer katsayısı aslında ilk sıcaklığın neresi olduğunu söylüyor. Yani bakın, bizim sistemimizde şunun ilk sıcaklığını söylememizi istiyor. Örneğin bu ilk sıcaklık için arkadaşlar diyorum ki ben 10 derece olsun. Şimdi buraya geldim. Bir tane de scope koyuyorum burada sonuçları gözlemlemek için. Scope'u da şöyle koydum. Çalıştırmadan önce sistemi gidiyorum. Variable step'ten fix step'e çeviriyorum. Fix step'i de 10e-5 yapıyorum. Yani rezolüsyonu çok yüksek bir çözünürlükte hesaplasın diye. 10 saniyelik bir çalıştırma işlemi yapayım. K alü'yi tanımlamadığımızı söylüyor. K alü dediğimiz için tabi. Şöyle değişkenlerin isimlerini değiştirdim. Bunu da çalıştırdım. Şimdi bakın, çalıştırdığımda bu sıcaklık 10'dan yaklaşık eşit 35'e doğru gidiyor. Şöyle bir 100 saniye yapalım bunu. 100 saniyede bakın, bu sıcaklık gradyanı 10'dan 35'e gitti. Şimdi 35'e gitmesinin sebebi aslında çok basit. 50'ye 20 verdim. Tam bu sıcaklık gradyanın arasında olduğu için gerçekten kütleyi ne yaptı? Zaman içerisinde belli bir eğim değeriyle T1'den T2'nin ikisinin ortalama sıcaklık değerine götürdü. Görmemiz gereken şey şu. Bu 50 değil de 60 olsaydı bu sefer. Dikkat edin şimdi. Sıcaklığın gittiği yer burada neydi? 40 dereceye kadar gidiyordu. Çünkü 60 ile 20'nin arasındaki ara derece 40 derece. Sistemin bu şekilde davranması gerçekten de bizim için normal oluyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimde şu T1 ile T2'nin değişen değerleri için sistemin nasıl davrandığını size anlatacağım.